İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Stepanakert'te. Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da askeri tatbikata başlayacak. Cavahkın Deliska köyünde satranç turnuvası gerçekleşti. Ermeni mayın arama uzmanları Suriye'de insani misyonlarına devam ediyor. Konifa Artsakh 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Artsakh Cumhuriyeti'nde başladı. Bugün Uluslararası Çocuk Haklarını Koruma Günü. Bugün Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'te Biz ve Dağlarımız adlı anıt karşısında Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu Konifa Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nı karşıladı. Artsakh Press muhabirine göre Konifa gönüllüleri ve Artsakh Cumhuriyeti'nin Eğitim, Bilim ve Spor Bakan Yardımcısı Mikhail Hamparsumyan liderliğindeki futbol taraftarları Artsakh'a gelen 5. futbol takımını alkışladılar, tuz ve ekmek ile karşıladılar, geleneksel yemekler ve Ermeni şarabı ikram ettiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Western Armenia TV muhabiriyle gerçekleştirdiği röportajda tekrar Artsakh'ta bulunduklarını, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin Aralık 2004 tarihinde Şuşi'de kurulduğunu ve kale şehrini muhakkak ziyaret edeceklerini dile getirdi. Devlet Başkanı Abrahamyan, "Artsakh bizim vatanımız, biz bir potansiyele sahibiz. Bunu doğru şekilde kullanırsak sonunda zaferi kutlayabiliriz." dedi ve Konife Avrupa Şampiyonası'nın Artsakh Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de daimi olarak temsil edilmesi konusunda bir teşvik olacağını da vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan'a göre ise Konife Avrupa Şampiyonası'nın Artsakh Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi tüm Ermeniler için büyük bir önem taşıyor. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesinden bilgilendirildiğine göre Sarsılmaz Kardeşlik 2019 adıyla Türk-Azeri Ortak Askeri Tatbikatı 7-11 Haziran günleri arasında Nahçıvan'da gerçekleşecek. Tatbikattan önce iki ülkeden askerler Iğdır bölgesinde bayrak değişimi yaptılar. Buradaki fotoğraflarda Ararat Dağı görünmektedir. Batı Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kararlarının ihlalini şiddetle kınamaktadır. Nahçıvan, Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu alandaki herhangi bir faaliyet uluslararası anlamda yasa dışıdır. 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet Rusya'nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen Türkiye Ermenistan'ı hakkındaki Batı Ermenistan kararnameyle Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderlerini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan'ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı'nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihinde San Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındı. Türkiye ile olan sınırları ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde çizilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunu Türkiye'nin işgali sebebiyle tanımamaktadır. Batı Ermenistan Devleti Türkiye tarafından esir alındığı için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız. 1894'ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkı, üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldığını da ayrıca hatırlatırız. 22 Kasım 1920'de ABD Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararınca Ermenistan-Türkiye sınırı tanındı. Müttefik devletler tarafından Karin Erzurum şehri Batı Ermenistan'ın başkenti olarak tanındı. Konife Artsakh 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Artsakh Cumhuriyeti'nde başladı. Futbol takımları 1-9 Haziran tarihlerinde Artsakh'ın 4 şehrinde mücadele edecek ve taraftarlara eşsiz izlenimler sunacak. Turnuvada Batı Ermenistan ulusal takımı da yarışacak. Her gün yayınımızda oyunların yorumları, günlüğü, ilginç röportajları, yeni haberleri ve harika epizotları sunulacak. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki futbol şenliğine hep beraber katılalım. Gürcistan'da doğan satranç şampiyonlarına adanmış bir satranç turnuvası 28-29 Mayıs günlerinde Ahalkalak Belediyesi'nin Diliska köyünde gerçekleşti. Turnuvaya Ninosminda, Ahalkalak, Satha ve Diliska'dan erkekler ve kızlar katıldı. Turnuvanın sponsoru hayırsever Diliska köyü sakini Pilos Manukyan'dı. Turnuvanın açılışında geleneğe göre organizatörler ve katılımcılar Diliska'nın Surp Sarkis Kilisesi'ni ziyaret etti. Kutsama töreninin ardından turnuva satranç okulunda başladı. Turnuvaya kızlar ve erkeklerden oluşan 3 grup katıldı.
katılımcılara sertifikalar, kazananlara ise diploma, madalya ve hediyelik eşyalar sunuldu. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde insani misyon gerçekleştirmekte olan Ermeni mayın tespit uzmanlarından oluşan istihkamcılar ekibi, Suriye'de barışçıl ve normal bir yaşam kurmayı amaçlayan insani faaliyetlerini sürdürüyor. Günlük işlerini üst düzeyde yürüten Ermeni misyonu şu anda yaklaşık 30 bin metrekarelik araziyi mayınlardan temizledi. Ermeni İnsani Yardım Grubu'nun doktorları ise savaş felaketinde bulunmuş, herhangi bir tıbbi yardımdan yoksun bırakılmış, yüzlerce Suriyeli için tedavi sağlarken cerrahi müdahalelerde bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm dünyada 1 Haziran günü çocuk haklarını savunma günü olarak kutlanmaktadır. 1925 yılında İsviçre'de gerçekleşen Dünya Çocuk Refah Konferansı'nda 1 Haziran günü Uluslararası Çocukları Koruma Günü ilan edildi. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin çok sayıda uluslararası belge imzalanmıştır. Bunların arasında 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Deklarasyonu ve 1989'da çocukların savunmasız özel bir grup olarak kabul edildiği Çocuk Hakları Sözleşmesi bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti 1992'de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onayladı. Ondan sonra 1996'da çocuk haklarına dair Ermenistan Cumhuriyeti Kanunu kabul edildi. O gün için başkentin yanı sıra Cumhuriyet'in farklı bölgelerinde birçok etkinlikler düzenlenmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yesim Anuş Hayastani adlı eseri sunuyoruz. Yesim Anuş Hayastani Arevaha Varnem Siru Merhisazi Vohtaneva Lasakumas Larnem Siru Arnanem Anzalik Neri Uvarteli Buyre Varma Unayiyan Ahçik Neri Ezacakum Varnem Siru Çıkın var hepsi Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.